Şimdi alkol yoklar dedi, çıkartalım dedi de. Çıkartalım derken bak şu bez parçası. Doğuyu göstermiş, tamam mı? Onların inancı şey yönünde. Şimdi bundan ayrı üzerinde başka tekrar bir değişik bir haç vardı. Ortodoks i̇şte o ortodoks haç. Şu şura bir mesela, metreden itibaren bak şuradan itibaren orası dolu bakıyor. Şeye bak, kemerin bir belli bir taşlar. Etrafını kontrol ediyormuş gibi duvarlara böyle. Parçaları bakın. Yok şu kafatası gibi bak. Tamam. Kafatası da. Bir saniye. Evet. Asıl mezar o şeyde hattan alt da. O demir zaten borunun altına düşün. Hocam şu toplanan da ne oldu? Bir tekrar. Şu hatta bir şey var yani. Ben... Alanda çok yer yani. Hemen hemen her yer. Harç diyelim. Belki bakarsın orası harcı değil. Mezarı herhalde mezarı korumak, uçmasını engellemek için hani odacık şeklindeki mezarlık ya, mezarlığın uçmaması için onu etrafını haçla korumaya almışlar. Burada yani askeri olabilir ama sivil de olabilir. Burası çünkü maşatlık, mezarlık, gayrimüslim mezarlık. Hocam bot var. Tabii. Ya botsa asker. Bot asker yani burası bence belki de dediğiniz asker gibi savaş şey olanlar. Çünkü burada bot parçaları falan devam etti. İzme bak, asker gelir. Az oldu, öyle bir ağaç gibi bir şey olsa etrafını gösterin. Hepsini soymuyorum da. Şeyi azıcık ortaya çıkartayım, göstereyim. Burada kapatası. Burası herhalde. Ayakkabı sade, ayakkabı şeyde kalmış ama ha. Değil mi? Sol ayak. Şimdi bakın ayakkabı sol. Yani kazarken ikinci ayak gitmiş muhtemelen olabilir. O çizim olamaz. Bu sol ayak başka, değil mi? Sol sol. Görüyorum. Sol sol. Yatışta böyle bak, görüyor musun? Mezarlığın yönü de bak. Boş. Tamam, bu sol ayağı güneşe şeye bakıyor, doğuya bakıyor belli. Dikkat ederseniz ateş tuğladan ölünmüş kubbe tarzında bir mezar örneği. Ermeniler veya diğer gayrimüslimler bu çeşit mezar yapmıyorlar. Onlar daha çok Müslümanlara benzeyen lahit ve tabut mezar türünü benimsiyorlar. Ama Rumlar ise böyle odacık şeklindeki, kubbe şeklinde olan bir mezar yapısını, oda yapısını tercih ediyorlar. Yani kişinin Rum asıllı olma ihtimali daha yüksek. Ama yine de Ortodoks inanca göre defnedilmiş, Ortodoks inancın geleneklerine göre uygun olarak defnedilmiş. Alt taraflara dikkat ederseniz buradaki Rus mimarisi döneminde yapılan binaların hepsinde böyle kesme taşlar kullanılmıştır. Aynı şekilde inşa edilmiş ama üst tarafında yani o çatı kısmı diyebileceğimiz kapak kısmını ise tuğlayla bombe vererek yapmışlar. Hı hı. Bu daha çok Rum kökenlilerin, Ortodoks Rum inanca, Ortodoks olup Rum olanların tercih ettiği mezar türü. Yani hava almasını bir şekilde... Tabii teması da engellemiş. Bu bir işte aile mezarlıklarını genellikle böyle inşa ediyorlarmış. Hı hı. Hava alması hatta ateş tuğlalarla... İşte engellenmiş. O da tabuttaki cesedin uzun süre korunmuş olmasını sağlamış. Sandukayı açan arkadaşlar görünce tabutun özellikle çok kalın tahtadan yapıldığını... Tahtayı ilk alırken hiçbir şekilde sağlamlığı konusunda tereddüt yaşamadıklarını ama yarım saat sonra tahtanın simsiyah ve havayla teması sonrası simsiyah edip külleşmeye başladığında gördük ki bu işte havayla temasın, havayla temassızlığın cesedin korunmasını uzun süre sağladığını söyleyebilen bir unsur. Ama yine de tabii bu arada ona ilaçlanma yapılmış olma ihtimali de söyleyebiliriz ama cesedin tabutun içerisindeki konumu itibariyle de sanki öyle bir işleme tabi tutulmamış. Çünkü arkasında bir yastık var. Doğrudan çizmeleriyle, elbiseleriyle gömülmüş olması öyle bir tahnitleme işleminden pek geçirilmediği izlenimini de uyandırıyor. Ama yine de tüfüs salgınına, veba salgınına bağlı bir ölümse üzerine ilaçlama yapmış olma ihtimalleri de var. Yani uzun süre cesedin muhafaza edilmiş olmasında bunun da etkisini söyleyebiliriz ama yine de tabii bunu tıp söyleyecektir. İşte belki alınacak bir kemik parçasından enfeksiyona bağlı olarak ölüp ölmediği adli tıp kurumumuz bunu ortaya çıkarabiliyor. Merhaba vatandaşlar. Başkak mezar. Gazeteci. Ben laf yiyeceğim şimdi ya. Gazeteci. Gazeteci. Çekmekte bir şey var aslında işte anlamıyorum ben. Yok.
Ceset ya. Ceset. Ayakkabılar falan değil mi? Ayakkabılara bakar mısın? Sanki günümüz ayakkabısı. Aynen ya. Yeni mi? Bizim ayağa bak. Toprak. Arkadaşlar! Şey var mı? Ya yok yok şey. Şey yok ki. Burada boş değil. Bir gene devamlı var. Hayır öyle elleme. Bilsen ya tam bakalım. İş süslemeli şeyler değil. Ali abi düşme için ha. 247 75 Sakallı komutan o rütbeli baksana. Palet apeletleri var. Böyle ya şeyle bir tam yapacağım. Sarı sakallı ya. Yok. Sarı sakallı ya. Dünya var mı? Hangi karşıdan Muza'dan? Anlaşıldı. Keno. Keno. Sağ olun, siz de yardımcı olun ya. Allah bir yardımcı ol ya. Bir şeyler var mı? Devamı vardır. Çok teşekkür ederim.